Sevgili strateji sever güzel arkadaşlar biz canlı yayındayız. Ben canlı yayındaki güzel yüzlerce insana dedim ki Age of Mythology ve Age of Mobile'i video olarak da canlı yayında kaydedip insanlara sunalım. Biz yıllardır Age of Empires 4'ü sıkı bir şekilde oynuyoruz. Üst seviye şekilde oynuyoruz. Dolu dolu neredeyse her hafta 3-5 gün canlı canlı oynuyoruz. Age of Mobile duyurulmuştu. Age of 4'ten çok kısa bir süre sonra ve Age of Mythology Retold duyurulmuştu. Hatta bunlarla ilgili çok güzel short videolarım var. Ee, gidip Olympos Dağı'nda Age of Mythology ile ilgili bir video çekmiştim. Zeus'un ve Hera'nın yanında. Şimdi ise Age of Mythology ile ilgili oyun iş görüntüleri geldi. Biz canlı yayında izledik. Şimdi de canlı yayındayız. Hem bu arka planda dönsün hem de biz de bakalım beğenimizi de atalım ama şöyle bir şey var. Bunlar oyun içi görüntü değil. Tabii ki. Rise of Kingdoms oynadıysanız ve Lilith Games'in ve aynı yapımcı. Ee, Call of Dragons'tu. Call of Dragons'tu galiba. Neredeyse aynısı ama 2024. Hani bir Rise of Kingdoms düşünün. Hani şu 5 milyon güç puanım var. Karını alıyorum. Hey dostum, yükleme yaptın mı oyunları var ya? Aşağı yukarı onun gibi bir şey geliyor. Zaten yıllardır Age of Empires'ın sahte reklamını yaparlar. Hatta şu anda App Store'a ben yazdım yayındayken Age of Mobile. E. O sahte oyun çıkıyor ve görselleri Age of Empires 2'nin, Age of Empires 1'in ana bölgesi faz sahte. Abo Yani bir adam düşürme, bir kandırma, ismi de Empires'lı bir şey yani. Nasıl avukatlardan dava yemeden yaparız diye. Millet yıllardır meyvesini yiyordu aşırı pay-to-win oyunlarla. Age of Empires kendisi Microsoft sonunda çıkarıyor. Çok güzel. Fakat oyun aşağı yukarı bizim gördüğümüz Rise of Kingdoms'ın aynısı. Tabii ki de 2024 versiyonu olacak. Hatta gelişmiş olur. Bakın bu harita, üstü görüntüler falan aynısı. Bir komutan mantığı, şehir büyütme, şu ok sistemi. Bak bak. Gemi yenilik oldu, deniz yoktu Rise of Kingdoms'ta. Ki Rise of Kingdoms eski bir oyun artık. Yani yeni bir oyun olması güzel. Biz pay to win olmasından korkuyoruz. Onun dışında tarihi doku çok güzel. Bakın şehir içi bir savaş eklemişler. Daha mini savaşlar eklemişler. Bunu görüyor musunuz? Mesela Rise of Kingdoms'ta bu yoktu. Yani siz daha kaba dövüşüyordunuz. Burada daha mini bir komutanlarla dövüş eklemişler gibi bir sürü oyuncuyla yap. Mesela Rise of Kingdoms'ta böyle bir kale savaşı yok. Dediğim gibi 2024'ün olanaklarını deli gibi kullanacak. Yani mobilde saatlerinizi gömeceğiniz müthiş bir konsept geliyor sevenine. Fakat muhtemelen aşırı pay to win olacak. Balinaları hedefleyen bir oyun olacak benim tahminim. Şurada da koruma attı mesela. Rise of Kingdoms'da da vardır bu. Sizi çok baskı altına aldılar. Mecbur bir koruma atarsın. Pay to win itemidir de sana da verir oyun illaki. Bunun nedeni seni oyundan silecek kadar saldırıyorlar. Yani senin aylarca çabanı peytovin yapmadan mesela bir gecede silebilirler. Sen böyle bir koruma atarsın hani bir günlük hayatta kalmana devam edebilirsin toparlanmak için. Böyle bir oyun. Ha Harita üstünden oynanıyor. Kaynak toplamanız, sürekli bakmanız, kumar ögeleri muhtemelen olacak. Kumar ögesi dediğim şans ögesi. Yani kutu açacaksınız. Evet evet sahte reklamların gerçeğe geliyor gerçekten. Gerçekten sahte reklamların şu anda gerçeğe geliyor güzel arkadaşlarım. Ya bence 2024 olduğu için tabii ki bak bu deniz olayı falan bir hoşluk var. Bir mini oyunlar, mekanikler ekleyebilirler. Age of Empires'ın tasarım olayları çok iyidir. Tarihi dokuya çok önem verirler. Tarihi binalara falan çok önem verirler. O güzel. Ama bakın bu kahramanlar Unite Epic Heroes yazıyor ya. İşte bunlar Çin'in, e, Çinli bir firma ile çalışmışlar bunlar muhtemelen. Ben bakmadım ama. Ya bunlar Age of Empires'ın hiç dokusu değil. Hiç yaptığı şeyler değil ki. Age of Empires 2'nin, 3'ün, 4'ün kapaklarında belli komutanlar vardır. Yani ünlü bir komutan değildir ama belli bireyler vardır. Hiç onlara gidilmemiş. Burada bir sürü komutanımız var. Ee, türkü de vardır illa ki. Daha çok Avrupa. Bakın Mısır'dan Kleopatra'mız var. Bizans komutanımız var. Hannibal var. Oo Kartaca. Elit Katafrakt. Yani tarihi doku konusunda Age of Empires çok güzel. Mesela Rise of Kingdoms e, tarihi doku konusunda rezaletti. Ben seviyorum. Gene böyle iki hafta oynadım Rise of Kingdoms'ı totalde. Hani pay to win siz neymiş keşfetmek için. Belki yayınlarda size de anlatırım içerik çıkarırım diye. Yok yani çok pay to win. Ve tarihi doku yok. Bakın buradaki bu elit katafrakt. Katafrakt deyince hoşuma gidiyor işte. Orada da hani Jugenu falan vardı ama çok yalandan böyle bir tarihi doku vardı bence. Age of Empires bunu çok daha güzel yansıtacak. 2024 olacak. Age of Mythology birazdan bakacağız bu arada Soranlara hemen söyleyeyim Çok güzel Fakat inanılmaz yine Pay to win bekliyoruz Balina dedikleri yani böyle açık bir kavram vardır oyun dünyasında Aşırı parası olan para yatıracaklara sonsuz güç vaat eden Yani bir gecede sizin aylarca çabanızı elde edebilecekleri imkanlar muhtemelen sunacaklar Biz ilk başladığında bir başlarız seyircimizde muhtemelen klanlı falan da oynarız Hani böyle ciddili girerim e, Zamanında MMORPG'lerde falan klan yönetmiştik. Hani yayınlardan da izleyicimiz kitlemiz var. Belki böyle klan tecrübesi olan varsa belki onların klanına gireriz. Hani kitleyecek o da olabilir. Bakalım şu anda daha fazla detay var. Mini daha mikro ha, böyle bir savaş var. Onun dışında Rise of Kingdoms. Ama bence eğlenceliydi daha. Ben o iki hafta bağımlı gibi oynadım Rise of Kingdoms'ı. Bıraktım dedim ki tamam bu işin sonu yok bırakmak lazım. Çünkü sürekli telefonda geri kaynak topluyorum kaynağı gönderiyorum. Kaynak topluyorum kaynağı gönderiyorum. Savaş işte hani o günlük sürekli sizi oyunda tutmak için sürekli geri oyuna çekmek için ögeler vardır. Hani günde beş kez barbar yenebilirsin işte kamp basabilirsin. Klan görevleri klan etkinlikleri eventlar gibi şeyler. Bakalım çok renkli, çok güzel duruyor. Tam beklediğim geldi ya. Yani ben diyordum, Rise of Kingdoms gelecek 90 diyordum hep yayınlarda. Tam olarak da öyle geldi yani ee, tahmin ettiğim gibi. Şu Jandah mı bilmiyorum ama aşırı güzel bir kız olmuş. Cleopatra da aynı şekilde şeker gibi, karamel gibi, çikolata gibi bir ee, ablamız olmuş. Çok hoşuma gitti. Bakalım yani Age of Empires Mobile sahtelere inat geliyor yani şu ana kadar siz benim ee, ürünümden benim şanımdan, milletteki anılarımdan yediniz diyor ekmeğinizi. Sıra bende dedi. Hem Eskisi kadar kitle var mı bu tarz oyunlarda bilmiyorum. Ama Age of Empires'ın bir adı var. Muhtemelen marketinginde yapacaktır, girecektir. Daha önce, yine bilgi olarak söyleyeyim. Diablo Immortal diye bir oyun çıktı. Bu da Blizzard'ın en çok kazandıran oyunlarından oldu. Galiba en çok kazandıranı. Zamanda da Hearthstone'da bu oldu. İşin içine kumar ögeleri. Yani abi diyor sen 100 lira yatır en iyi kartı mı alacağım hani Hearthstone'da ya da burada en iyi komutanı mı vereceğim? En iyi komutanı alma şansı. Gibi hani böyle böyle çok paralar yatırma bu işin sonunun olmaması kumarın eğlencesi gibi ögelerle sizi daha da bağımlı yapıyor daha da para yatırttırıyor ve sonu olmayan bir sisteme çekiyor genelde. Bakalım Age of Empires nasıl yapacak? Oyun içi görüntülere rağmen oyun sistemiyle ilgili yani tam olarak arayüzüyle ilgili bir bilgi verilmedi. Heyecanla bekliyoruz. Diablo Immortal örneğinde de şunu diyecektim. İnanılmaz bir e, para döndü yani öyle böyle değil. Sonsuz bir para gerekiyordu o Diablo'daki karakterinizi güçlendirmek için Immortal'da. Ve buna düşenler olmuş yani yüz binlerce dolar yatıran birey yani bir kişi yüz bin ya yüz bin dolar ne demek ya bir mobil oyuna yatırmış çok büyük bir masraf çok büyük bir para fakat yapıyorlar dayanamıyorlar güzel arkadaşlar gerçekten. Bakalım yani bu kirli bir oyun mu çıkaracak Age of Empires mobil daha bu Çinli firmaların şu anda çok yaptığı gibi. Yoksa daha temiz bir mobil oyun mu? Parasını kazansın, pay olsun, her şey olsun ama kontrollü ve kumar ögesi olmadan yani çocuk kontrolü falan nasıl oluyorsa bilmiyorum artık göreceğiz biz de bir başta oynarız güzel bir oyun gelecek gibi Tar kendi tarzı çok güzel ama çok bağımlılık yapıcı hani o riskleri taşıyor çoğu kişi ondan da oynamıyor çok vakit yiyor ben mobilim üstünden oynarım güzel olur pazarlaması nasıl olacak kitlesi nasıl olacak göreceğiz bu tarz oyunların inanılmaz güç hırsları vardır bakın Diablo'ya 100 bin dolar yatıran adamı unutmayın siz. Eğlenerek oynayacağım dersiniz 100 bin dolar adam gelir. Senin 0 TL'nle o adamın 100 bin dolarlık hesabı 1 midir? Hani öyle bir söz vardır ya hiç bilenlerle bilmeyenler 1 olur mu gibi. Hadis miydi bir tane ayet miydi unuttum. Öyle bir söz vardı. Hiç 100 bin dolarlık hesaplarla free oynayan hesaplar 1 olur mu diyorum. Age of Mobile ile ilgili de değerlendirmem bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım. Ee, bir bilgilenmişsinizdir. Farklı sektörle ilgili de detaylara değinmeye çalıştım. Hem de Age of Empires ile ilgili diğer bu tarz oyunlarla ilgili tüm detaylara güzel güzel tatlı tatlı bahsetmeye çalıştım. Videoya bir beğeni bir yorum atarsanız algoritmik destek olmuş olur. Yok ben sana çok destek olmak istiyorum. Ee, seni çok beğendim diyorsanız katıl üyeliğimizle düzenli destek olabilir. Süper teşekkürle doğrudan suratıma nakit fırlatabilirsiniz. Bir de abone ola basıp kitleye katılabilirsiniz. Destek olmuş olursunuz. Benden bu kadar. Bir de Age of Mythology videomuz olacak. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın.